videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla buluşacağım ve biraz kız kıza gezeceğiz dışarıda. Ve ben de bir benimle hazırlan videosu çekmeye karar verdim. Öncelikle üstümü giyineceğim. O zaman kombinimle geliyorum. Tadadadam, geldim. Üstüme şöyle mor bir sivit giydim. Altıma da normal düz bir siyah pantolon giyeceğim. Üstüme de siyah kot ceketim giyeceğim. Hava bugün güneşli. Çok güzel bir hava var. Şimdi hızlı bir şekilde makyajımızı yapmamız gerekiyor. Çünkü az vaktimiz kaldı. O zaman makyaj malzemelerimi ben getirmeyi unutmuşum. Getireyim ve başlayalım. Makyaj malzemelerimi getirdim. Hazırsanız başlıyoruz. Ben şöyle bir BB krem kullanacağım. Bu sefer elime süreceğim. İlk defa elime sürüp BB kremi öyle uygulamaya karar verdim. Çünkü izlediğim çoğu videoda öyleydi. Şöyle birazcık elime aldım. Çok hafif yapıyorum ben makyajımı zaten. Çünkü ağır makyajlar o kadar kötü duruyor ki, emin olun arkadaşlar. Bence yani porselen bebek gibi böyle günlük bir buluşmaya çıkmaya hiç gerek yok. Çünkü gerçekten hani kötü duruyor. Bunun farkında değilseniz acilen makyaj stilinizi değiştirmeniz lazım derim. Başka da bir şey demem yani. O kadar kötü duruyor. Bakın çok az pıt 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 yapacağım ben. Bu arada süngerinizin ıslak olması önemli. Bunu her makyaj videomda söylüyorum. Bunu da tekrardan hatırlatmak istedim. Alışmışsınızdır. Bu arada like'lar atıldı mı? Videonun ilk dakikasından söylüyorum. Çünkü atmıyorsunuz. Like'lar atılmadıysa hemen atıyorsunuz. Hemen bekliyorum. Like'lar da atıldığına göre şuralarıma çok sürmemiştim. Buralarım benim kızarık. Doğuştan böyle. O yüzden burayı iyice renk eşitsizliklerini kapatmak istiyorum. Mükemmel oldu cilt makyajımız. Böyle çok ufak tefek zaten ayrıntı triklerle. Bakın. Çok bir kapatıcılı olmayacak zaten. Olursa her berbat durur yani. Hani bunu bilmiyorsanız söylemek istedim yani. Makyajımı yaptım. Şimdilikle ne ya? Bu cümleyi ilk defa benim kanalımda duyuyorsunuzdur. Evet. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bir far paletim var. Onun pembe olanını gözlerime far olarak kullanacağım. Bu hem far paleti hem yüz paleti. Çok bayılıyorum. Ve şu anki makyajımıza da tam uyacak bir makyaj. Kombinimize. Bakın şöyle hafiften. Bu arada ayna getirdim. Çünkü kameradaki ile aynadaki farklı oluyor. Şu fırçamla da izninizle şuradaki kahverengi, böyle sarımtırak o rengi de şöyle şuraları biraz yedirmek istiyorum. Çünkü bu güzel bir hava katıyor makyaja. Hem simli. Güzel. Şimdi kaşlarımızı tarayalım hemen. Çünkü bu önemli bir adım. Ben taranmış kaş çok seviyorum. Böyle taranmadığında kaşlarınız sanki hiç böyle bakımsız duruyor. Anladınız mı? Bana göre taramak çok önemli. Taradıktan sonra da şöyle üstünü düzeltirseniz efsane bir kaş görüntüsü elde edeceksiniz. Bu arada beyaz kalemim de var. Göz pınarlarıma izninizle beyaz kalem süreceğim. Burada Beaulis'in efsane bir allığı var. Aşırı güzel ve aşırı pigmentli olduğu için. Bu arada ben şunu öğrendim. Daha önceki videolarımda adaptörü yüzüme tutuyordum ama onu yapmamak gerekiyormuş. O yüzden öncelikle elime çok döktüm bu arada ya. Öyle. Çünkü bu aşırı fazla olduğu için arkadaşlar burnumun ucuna izninizle bakın bu kadar bile aşırı fazla olacak. Ben bunu nasıl dağıtacağım? Kimse bana bunu nasıl dağıtacağımı söylemedi. Arkadaşlar halledeceğim. Bekleyin beni. Fazla olanı biraz gözüme de uyguladım. Daha güzel bir görüntü elde ettiğimi düşünüyorum. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Oh my god. Neyse şurayı bir düzeltiyorum. Arkadaşlar bu ne? Düzeltiyorum. İzninizle ben bir düzeltip geliyorum artık. Ağlayacağım yani. Düzelttim. Şimdi gloss süreceğim. Böyle kırmızı efsane ötesi bir glossum var. Hayatımı biraz çerçeveleyerek süreceksin yoksa? Hacimli dudakları elde edemezsin.
Efsaneyim. Şimdi çok dünyanın en ufak ve küçük kuyruksuz eyeliner'ına çekeceğiz. Eyeliner'da şöyle Beaulis'in eyeliner'ı görmüşsünüzdür. Gösterebildiğim makyaj ürünlerini gösteriyorum bu arada. Bakın, mini minnacık. Amacım bu yöndeydi benim zaten. Efsane oldu. Ben neyim abi? Makyaj falan mı? Dediğim makyaj da bu yani. Ama bence güzel oldu arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın ama ben beğendim. Şimdi altıma pantolonumu giymemiştim. İyi ki de giymemişim. Çünkü arkadaşlar kamera arkasında fondöten döktüm. BB krem yani, fondöten de değil bu arada. Ama benim makyajım çok güzel olduğunu düşünüyorum. Neyse şimdi dışarı çıkalım. Ama dışarı çıkmadan önce kirpiklerimi taramayı unuttum. Ya maskara sürmeyeceğim siyah. Çünkü ağır bir makyaja dönüştürecek maskara. Çünkü maskarayı sürünce hangi makyaj olursa olsun makyajınız gerçekten ağırmış gibi oluyor. Ve bu da kötü bir makyaja sonuç verebilir şu anda. Çünkü hafif bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Okay baby. Şimdi altıma pantolonumu giyeceğim. Saçlarımı yapacağız ve hazırız gitmeye. Ben beğendim ya. Siz beğendiniz mi makyajımı yorumlara yazmayı unutmayın. Pantolonumu giydim ve böyle bir bandana takacağız. Adımı taktığımı göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle kare bir bandananız var, tamam mı? Onun şu köşedeki ucuyla şunu birleştiriyorsunuz. Aynı başörtüsü bağlar gibi. Böyle üçgen bir şey oluşması gerekir. Sonra saçınızı böyle şey yapıyorsunuz. Ben yanlardan çıkaracağım için bu arada şu yanları bir öne alalım. Saçlarım arkada toplu. Niye toplu? Çünkü karışmasın diye. Çünkü alttaki saçlarım bunu bağlarken bağladığım düğme saçlarım karışıyor ve güzel olmuyor. Canımı acıtıyor ve çok saçma bir görüntü oluşuyor. Şimdi bunu böyle bağladınız. Arkayı açacağız tabii ki ve tarayacağız sonra da. Çok tatlı bir bandana bağlama şekli olduğunu bunu söylemiş miydim? Söylemiş olabilirim her yerde. Bakın ne kadar tatlı oldu. Şimdi saçlarımızı tarayacağız ve gitmeye hazırız. Saçlarımı tararken neyle taradığımı aşırı çok göstermek istedim. Çünkü bu dünyanın en iyi saç köpüğü falan olabilir. Kokusuna bayıldım. Zaten saçları asla sertleştirmiyor. Hem sabitleme ürünü olarak kullanılabilir. Hem de tararken saçlarınızı yumuşaklaştırıyor. Asla sertleştirme yok. Bu ürünü kesinlikle sponsor değil ama bayıldığım için söylemek istedim. Bu saç köpüğünü. Aşırı güzel kokuyor. Bir saç köpüğü nasıl bu kadar iyi kokabilir? Kesinlikle bir yerlerden buluyorsunuz ve bu saç köpüğünü alıyorsunuz. Şöyle. Oh my god. Ve tarağımla hemen tarayacağım. Uçlarını. Ne kadar efsane bir saç yaptığımı şahit olacaksınız. Ben bu saçları aşırı tatlı buluyorum. Hele kısa saçlılarda çok tatlı oluyor. Uzun saçlılar yapamaz mı? Yapabilir. Ama kısa saçlılarda da ayrı bir tatlılığı var. Kesinlikle bu ürüne bakıyorsunuz. Şimdi kot ceketimi giyeceğim. Çantamı hazırlayacağız ve çıkacağız. Artık geç kaldım yani. Öyle bir dakikadayız. Çantamı aldım. İçinde kulaklığım var. Cüzdanım var. Kulaklığımı da göstermek istiyorum. Ve içinde bir adet göz kalemi, akaş kalemi olmazsa olmaz. Bunlar içinde durabilir, sakıncası yok. Telefonumu da koyacağım ama telefonum şarjda, onu son dakika koyarım zaten. Şimdi kot ceketimi giyelim. Kot ceketimi giymeden önce parfüm sıkmak istiyorum. Bunu daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Bargello'nun bu parfümüne bayılıyorum. İzninizle bunu süreceğim. Aşırı güzel kokuyor. Bunu alabilirsiniz. 124 numaralı ürünü. Bayağı bolca sıktım ya. Böyle bir şey olamaz. Ne kadar hızlı hazırlandığımın farkında mısınız? Benimle arkadaş olanlar yaşadı yani. Bu kadar hızlı hazırlanan arkadaş yok bence daha. Gözlerimin birazcık şeyini aldım çünkü çok gibi. Kamerada belki o kadar görünmüyordur ama bu şekilde hazırlanmamız. Kot ceketimi göstermeyi unutuyordum. Kot ceketim de şöyle klasik üstü baskılı bir kot ceket. Bunu belki daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür, giyiyorum.
Hava zaten böyle hafif rüzgarlı olduğu için bunu giyiyorum. Yoksa dışarıda bayağı güneş var. Çok mutlu oluyorum. Ben böylesi havalarda yağmur sevmem. Dün bayağı fırtınalar kopuyordu. Bugün böyle. Allah'ıma çok şükür. Bakın şöyle bir kot ceket. Yani düz klasik bir kot ceket de giymiş bulundum. Kolye takmayacağım. Çünkü sade olsun istiyorum üstümde. Zaten iyiyiz böyle. O zaman siz kanalıma abone olun. Ben de arkadaşımla buluşacağım. Bir sonraki güzel böyle heyecanlı ve hızlı güzel tatlı hazırlanmalarda görüşürüz. Mwah, öpüyorum size. Hoşça kalın. Turn it up, make it work. One more time. You know how it goes, baby. Shake your hips. Drop the-